Gençler merhaba, Elite Dangerous Odyssey'deyiz ve bugün Robigo'dayız, Robigo Minus'tayız. Robigo'ya gelme nedenimiz tabii ki yolcu taşıma görevleri ve evet, bugün Robigo Runners yapacağız. Altımızda bir Python var ve uygun bir outfitting'e sahip. Açıklama kısmında outfitting'i bulabilirsiniz. Basitçe söylemek gerekirse Robigo'daki yolcu taşıma görevleri oyundaki en kolay ve en hızlı para kazanabileceğiniz yöntem. Saatte 150 milyon kazanmanız mümkün diyebilirim. Hatta biraz daha fazlası bile olabilir ama ortalama geliri 150 milyon civarındadır. Çok fazla uzatmayalım ve gelin hemen bir bakalım. Alabildiklerimizi alalım ve çıkalım. Görevi teslim edelim. Oldukça kolay olacak. Sadece beni izleyin gençler. Ve bunları yapmadıysanız yapın. Peki 5 milyonluk görevleri alarak başlıyorum. Trit seviyesinin yüksek olması sizi korkutmasın. Herhangi bir tehlike söz konusu değil. Bununla birlikte illegal yolcuları da alabilirsiniz. Önemli olan en yüksek geliri olan görevleri teslim almak. Bir outpost'tan kalkıp görevi yaptıktan sonra tekrardan outpost'a geleceğimiz için endişe etmenize gerek yok. Görevleri yaptıkça zaten level'ınız da, daha doğrusu güvenlik olarak sisteme olan saygınlığınız da yükseleceği için sizi pek fazla taramayacaklar gençler. İstediğiniz kadar illegal yolcu taşıyın. Bir aşamadan sonra bunlar ciddi anlamda para kazanmaya ve sizi zengin etmeye başlayacak. Bakıyorum 4 milyon bir tane gördüm. 4 milyon 200 daha fazla getirisi olan bir 4 milyonluk var mı diye baktım ama maalesef göremedim. O yüzden bunu aldık. Tekrar bakalım. Şimdi 3200, 3600. Bir tane dörtlük var. Tabii ki alacağız. Şimdi üçlüklere bakalım. 306. Bir tane 3 milyonluk var. Alalım. Tamam, diğerleri kapandı. Sadece yolcu taşıyabileceğimiz kabinlere göre uygun olan görevler kaldı. Onları da alıyorum. Ve bir tane 1,5'luk. Peki. Şuradan auto launch diyorum. Haritayı da açıp sistemi seçtim. Altımda bir tane auto docking, bir tane de super cruise asistan var gençler. Bu arada 3 dakika oldu. Ben kronometreyi başlatıyorum. Bakalım ne kadar sürede teslim edip geleceğiz. Hasar almamanız gerekiyor. Bir yere çarpmamanız gerekiyor. Bir işte tehlikeli bir şeyle karşılaşmamanız gerekiyor. Basitçe taşıdığınız yolcuları güvenli bir şekilde götürüp getirmeniz gerekiyor gençler. Onlar tedirgin olmazsa size para ödüyorlar. Bunu bir otobüs yolculuğu ya da bir hava yolları şirketi gibi düşünebilirsiniz. Müşteriler memnun kalırsa, yolcular memnun kalırsa her şey mükemmel. Bu arada bu görevi Python'la yapıyoruz. Python'la yapmamızın nedeni tabii ki Python'un özellikleri. Oyundaki en esnek gemi Python. İstediğiniz şeye çekebiliyorsunuz. Daha fazla yolcu taşımak için daha büyük gemi olur mu diye sorabilirsiniz. Gençler bir outpost'tan kalkıyoruz ve bir outpost'a iniş yapıyoruz. Yani medium bir gemiye ihtiyacımız var. Yoksa işte bir Anaconda, bir Type 9'la çok daha fazla gemiyi taşıyabiliriz. Hatta sanırım yolcu taşımadaki en büyük gemi Orca olabilir. Yolcu taşıma için Orca vardı. Fakat burada kullanamıyoruz. Onlar large gemiler ve large gemiler outpostlara inemez. O yüzden Python'la gidip Python'la geliyoruz. FSD modüllerinden yeni çıkan modüllerden bir tanesini taktım. Ve bir de mühendislik uyguladım. Böylece 36 ışık yılına atlayabiliyor. Bu özellik, bu atlama özelliği bizi
iki jumpla götürüp iki jumpla getiriyor gençler. Süreyi kısaltmak adına bu çok önemli. Şuradan seçiyorum. Eğer bu çıkmazsa sistemi tarayın, çıkacaktır. Ve 1600 bir boost yapalım. Yeterlidir. Bu bizi oraya kadar götürür. Amaç 5 dakika, yani 5 ile 7 dakika arasında bir görevi teslim etmek. Yani aradaki gereksiz zamanları da koyarsanız, hani işte görevleri seçmek, görevleri teslim etmek, bunlar da süre kaybına yol açıyor. Onları da koyarsanız 10 dakikaya ulaşıyorsunuz ama gidip gelme süresindeki yolculuğu 5 ile 7 dakika arasında tutmayı başarırsanız 150 milyona çıkıyorsunuz gençler. Çünkü her teslimat size 25 ile 28 milyon arasında bir para kazandırabilir. 25 milyon kazandırsa zaten 1 saatte ortalama 6 kere gidip geliyorsunuz. Ve bu da 150 milyona denk geliyor. Peki şimdi oraya yaklaşalım. Şöyle biraz dışarıdan girelim. Gezegenin çekim alanına girmeyelim. Şimdi rotamı düzeltebilirim. Yine de gezegenin çekim alanına girdik. Bu bizi yavaşlatıyor maalesef. Ve yavaşlamak çok da iyi bir şey değil. Çünkü zamana karşı savaşıyorsunuz. Süper Cruise asistanını açtım. O kendi başına duracaktır gençler. Uygun noktaya geldikten sonra durur. Seçiyorum. O tarayıp görevi alana kadar ben de geri dönüş yolculuğu için konumumu işaretledim. Gördüğünüz gibi tüm görevler geldi. Ve buradan çekip gidiyoruz. 4 dakikamızı aldı. 4 dakikada buraya geldik. Ve geri dönüyoruz. Görevi bir kere yapacağım. Evet, görevi bir kere yapacağım. Videoyu kısa tutmak istiyorum. Amaç size yöntemi göstermek. Siz Robigo'ya gelip bu işi saatlerce yapıp para kasabilirsiniz. Python ve ona yapacağınız modül satın alımları size 60-70 milyon gibi bir rakam çıkartabilir. Ama inanın bana, bunu bir saat içerisinde geri alıyorsunuz, hem de iki katıyla. Güzel, geldik. Seçiyorum. Videoda kesme yapmayacağım gençler. Herhangi bir kesme yapmayacağım. Sizin bu süreci tamamen görmenizi istiyorum. Yeterlidir. Bu bizi oraya kadar sürükler. 6. dakikaya giriyoruz. Burada Süper Cruise asistanını açmıyorum. Çünkü Süper Cruise asistanı sürekli mavi alanın içerisinde hareket ettiği için hızınızı, yani sabitliyor ve hızınızı sabitlemek de hedefe ulaşma süresini uzatıyor gençler. Sizin daha kontrollü bir şekilde yapmanız gereken şey, bana sorarsanız, gitmek. Olabildiğince hızlı gitmek ve hedefe yaklaştıktan sonra, 6 saniyenin altına düştükten sonra Süper Cruise asistanını açmak. Mesela şu an açabilirim diye düşünüyorum.
Evet. Tamamen Super Cruise asistanına bıraktım. Gördüğünüz gibi beni güvenli bir şekilde getirdi. Hedefi kaçıracak mıyım, onu pas geçecek miyim kaygısı yok. Bu görev için gerçekten çok önemli bir modül. Ve şimdi de kontrolü auto-docking'e bırakıyorum. Vivaldi'nin 4 mevsimi sanırım. Evet, Vivaldi'nin 4 mevsimi olması lazım. Onun eşliğinde, onun müzikalinin eşliğinde yaklaşıyoruz. Süreyi biraz aştık diyebilirim. 8 dakika. Paramıza bakalım. Önce paramıza bakalım. 992 milyon 289 bin. Saygınlık da alabilirsiniz. Materyal de alabilirsiniz. Artık hangisine ihtiyacınız varsa ona yönelin gençler, çünkü bu görev ikisini de sağlıyor. Hatta ciddi anlamda materyal de toplayabiliyorsunuz. Görevleri yapmak iki türlü size getiri sağlıyor. Evet. 1 milyar 22 oldu. Yani 22, 12, 30 mu ediyor? Aşağı yukarı 30 ediyor. Bir saniye, hemen bunu kontrol etmem lazım. Hesap makinesinden 1, 0, 22, 899 eksi 992. 992 idi değil mi? 992, 289. Evet, 30,6. 30 milyon 600 bin. Bence iyi para. İyi para gençler. 10 dakikanın içerisinde, 15 dakikanın içerisinde 30 milyon kazandık. Şunu da fulleyelim. Carrier'ın ismini değiştirdim. Çünkü sürekli kendi adımı görmekten sıkıldım. Carrier'ın ismi Boz Tengri. Türk mitolojisinde bozkırların tanrısı. Carrier'ıma iniş yapmak isterseniz gençler, Boz Tengri ismiyle onu görebilirsiniz. Neyse, bir sonraki videoda tekrardan görüşeceğiz. Kendinize iyi bakın ve hoşça kalın.